Parti Grup Başkanı Abdullah Güler. Bu isim önemli bir isim. Çünkü belli ki Abdullah Güler hem ekonomi yönetimiyle hem iktidarın içerisindeki siyasetçilerle AK Parti'deki zaten toplantılara da katılan bir isim olduğu için kendi ajandalarını yani iktidarın önümüzdeki dönemlerde ne yapacağını gören bilen ajandalarına hakim bir isim. Şimdi emekliler konusunda daha önceki açıklamasını kısa bir hatırlatalım. Orada Demiştik ya bu işte emeklilik sisteminde daha adil bir düzenleme yapmamız lazım. İşte Avrupa'da 3-4 çalışana bir emekli düşüyor. Bizde bu durum daha kötü falan demişti. Çok tepki çekmişti. Sonra orada nedense 12.500 lira alanlarla ilgili ya işte onlar aslında 12.500 lira almıyor biz onu hazineyle kapatıyoruz falan demişti. Şimdi yeni yaptığı açıklamada bu 12.500 lira meselesini hiç konuşmamış. Bakın söylememiş. Bakın bu 12.500 lirayı geçen hafta işledik çok da tepkide çekti. bunu konuşmamış mesela. O birincisi. İkincisi bu işte 3-4 çalışanı bir emekli düşüyor konusunu da işlememiş. 12.500 lira meselesiyle ilgili ben yine söylüyorum. Bakın bir deney deneyecekler yani bununla ilgili zaten bir Abdullah Güler'in açıklamasında göründü. 12.500 lira alanlar noktasında plan şu. Yani yaparlarsa plan o üzerinden kendi yorumumu iletiyorum. Gelen kulis haberlerine de bakarak. Bu aradaki farkı kaldıralım, hazine desteğini ama işte kök maaşlar belli bir seviyede olsun. Örnek veriyorum, o kişi 12.500 lira almasın. Ee, i̇htiyacı olan 12.500 lira alan herkesi değil de, ihtiyacı olanlara biz onu 12.500 liraya tamamlatalım gibi bir niyet vardı. Ama bu tutmaz. Bakın, bu tutmaz yani. Kime, neye göre belirleyeceksin yani ihtiyacını? Kaldı ki, onu da bir kenara bırak. Ee, burada da bir ayrım yapacaksın falan. Ama şimdi yeni yaptığı açıklamalarda önce diyor ki bu 2024 yılında mı emekli olalım 25'te mi emekli olalım konusu hep konuşulan tartışılan bir mesele ya. Bunu şu anda kanun teklifi gelmiş bir şey yok diyor. Bu ilk resmi açıklama bu arada. Onu söyleyeyim. Hepsi diğerleri kulis haberleriydi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda çalışmalarını devam ettiriyor. Bu önemli. Yani 2024'te mi emekli olayım 25'te mi emekli olayım diye soruyordunuz ya. Bakanlık çalışma yapıyormuş. Bu bir. İkincisi ona yönelik olarak hakkaniyetli orta, e, bir çözüm ortaya konulabilir diyor. Tamamlayıcı emeklilik sistemi de çok tartışılmıştı. E, onunla ilgili de tartışılan neydi hatırlarsanız çalışanlar için işte kıdem tazminatını acaba el mi konulacak ne yapılacak. Abdullah Güler diyor ki onu biraz daha çalışmamız lazım. Yani o, onlara o tepkileri bence ölçmüşler gibi geliyor bana. Ve emekliler kısmına geçiyor. Emeklilik sistemine yönelik daha dengeli aylık bağlama oranlarından tutun da prim miktarına prim süresine Emeklilik yaşına kadar daha sürdürülebilir bir sistemi inşa etmemiz lazım Tamam Bunu zaten daha önce söyledi konuştu güzel bir problem yok ee, Ve Sonra Şöyle bir şey söylüyor Bakın neye dayanarak söylüyor bunu Önce şu kısımda bir giriş yapıyor Diyor ki ya bizim halihazırda 16 milyon 150 bin civarı emekli var 27 milyon civarında da kayıtlı prim ödeyen çalışan bulunduğunun altını çizmiş. Bu dengenin daha iyi hale getirilebilmesi lazım demiş. Ee, sonra bazı gelişmiş ülkelerde özür diliyorum burada da söylemiş. 3-4 çalışana bir emekli düşüyor konusunu burada da söylemiş. Ee, bir emekliye 2,5-3,5 çalışan civarında olduğunu da anlatmış. Yine bunu söylemiş. Tabi onun altında bir EYT vurgusu da var. Türkiye'de bazı illerde emekli sayısının çalışandan daha fazla olduğunu söylemiş. Bakın az önceki çıkan haberler. Ee, ve diyor ki esas işte dikkat çekilmesi e, kısım burası benim gördüğüm. Gelişmiş ülkelerin bu konuda aldığı tedbirler ve uygulamalardan da yararlanarak ortada orta yolda yürümekte fayda olduğunu da kaydederek bizim e, bu konuda her kesimin katkısını alarak bu konuda ciddi bir istişare etmemiz lazım. Daha adil, daha kalıcı, dengeli, sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini ee, ekonomimize daha büyük bir yük getirmeden makul bir çözüm ortaya koymamız gerekiyor Değerli izleyenler Diyor ki Benim anladığım Çok emekli var Bu emeklilik sistemini probleme sıkıntıya sokuyor Ve Biz Başka ülkeler yani çok emeklisi olan ülkeler bu meseleleri nasıl çözmüşler Ne yapmışlar nasıl tedbirler almışlar biz onlara bir bakacağız Onlara göre biz de bazı yöntemler uygulayacağız. Peki bu yöntemler ne olabilir? Birini zaten uyguluyorlar. Bir tanesi zaten neydi? Enflasyonun, yani gerçek enflasyonun, TÜİK enflasyonu değil altındaki alınan zam oranlarıyla zaten birinci etapta emekli maaşları çok ciddi seviyelerde düştü. İkinci aşama hep iddia edilen konulardan bir tanesi neydi? İşte 12.500 lira alanlar hepsi 12.500 lira almıyor aslında. Kök maaşları şu kadar. Acaba onların kök maaş sadece kök maaş mı verilecek konusu. Maalesef benim okuduğum kadarıyla iyi gibi görünen bir açıklama. Bakın iyi gibi görünen bir açıklama negatiflikle karşımıza çıkıyor. Şununla gelecek iktidar diyecek ki bakın emfil, e, bu emeklilik sistemi ileride çok tehlikeye girecek. Primde çok Prim yüksek olanla azalan arasında çok ciddi bir maaş farkı var. Bu emeklilik sistemin geleceği için çok ciddi sıkıntılar oluşturacak. Emeklilik sistemi çökebilir. O yüzden mevcut emekliler ya da yeni emeklileri olacak kısa vadede yeni emekliler olacaklarla ilgili bizim tedbirler almamız lazım. Önlemler almamız lazım. Ya yani Açık açık bu. Bu açıklamayı yorumlayan başka şeylere de baktım. Bazıları bunu farklı zam olarak değerlendiriyor. Farklı bir maaş politikası olarak değerlendiriyor. ...tedbir kısmını atlıyorlar. Tedbir almamız lazım diyor yani. Peki tedbiri nasıl alacak? Örnekler üzerinden gidelim. Kesin budur üzerinden değil. Birinci etapta aldı zaten maaşları düşürerek. İkinci etapta şimdi sırada 12.500 lira alanlar mı var mesela? Onlarla ilgili bir tedbir mi alacak? Bilmiyorum ama böyle yavaş 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 işte bu ısınma turları meclisin açılmasıyla birlikte bunlar kamuoyuna gelecek. Kamuoyundan tepkilere bakılacak. EYT ile zaten bir süreç başlatıldı. Toplumun algısına çok emekli var meselesi yerleştirilmeye çalışılıyor. Ve bakın Abdullah Güler orada ne diyor? Az önceki haberleri boşuna yapmıyorlar. EYT haberleri boşuna çıkmıyor. Hangi haberlerden bahsediyorum? İşte çalışan sayısı, işte emekli sayısı çalışanları geçti. Bunlar bakın boşa çıkmıyor bu haberler. Abdullah Güler de söylüyor mesela bu haber e, bu şekilde bunları o, bunu o da ifade ediyor. Bazı yerlerde geçti vesaire diye. E, durum birazcık bu. Durum birazcık bu. Peki çözüm ne? Burada emeklilerin e, ya işte hiçbir şey olmaz. E, zaten bir şey beklemiyorum. Zaten bizi artık yok saydılar deyip kenara köşeye çekilirlerse sistem böyledir zaten. Geçtiğimiz dönemde de uyardık dedi ki bakın taban aylık alanları işte %114 zamlattılar. Diğerlerine daha az bir zam verdiler. Primi yüksek olanlara daha az bir zam verdiler. Bugün primi yüksek olanlara haksızlık, adaletsizlik yapılıyor. Bütün emekliler topyekun tepki göstersin. Yarın onların da başına gelir bu problem diye anlattık, söyledik. Ha, o dönem hatta bazı kişiler bize dedi ki yani siz karşı mısınız kardeşim işte adam zaten 3 kuruş maaş alıyor. bu. Biz dedik ki buna karşı değiliz ama adaletsizlik var bakın sistem böyle yürümez. Şimdi acaba o ok 12.500 lira alanlara mı çevriliyor? Bunu iyice irdelemek, anlamak lazım. dikkatli bir şekilde de takip etmek gerekiyor. Biraz yorumlarınıza bakacağım.